gel ki görem, Pınar'a gel ki görem, el uzat bir gül verem, dur 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 sene, dur bir haber versene. Aramızda dağlar var, aramızda dağlar var, ben seni nasıl görem, dur 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 sene, dur bir haber versene. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdamı derem, bu yıllık burada kalam, yine seni ben alam. Ayağında yemeni, ayağında yemeni, niye almadın beni, dur 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 sene, dur bir haber versene. Bu dünyada ölüm var, bu dünyada ölüm var, ne seni kor ne beni, dur 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 sene, dur bir haber versene. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdanı derem, bu yıllık burada kalam, logine seni ben alam. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdanı derem, bu yıllık burada kalam, logine seni ben alam. Nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben arkadaşlar. Yine eski şarkılarımızla başladık. Eskiler güzeldir, türküler güzeldir. Ne bileyim ya, farklı her şeyin ilki güzeldir Çiçek Hanım. Türküler de öyle mesela. İliğini işlemiş, ne kadar işten söylemişler ki hepsinin altında şöyle bir düşündün mü bir şeyler yatıyor. Anam uyuş işte kızım. Diline sağlık kızım. Ağzına sağlık Çiçek Hanım. Ve arkadaşlar bugün Osmaniye'nin meşhur bayramlarda yapılan yoğurtlu kömbesini yapacağız. Allah kısmet ederse inşallah yoğurtlu kömbenin ocağı Ayşe Dezde'ye de buradan çok 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 selam söylüyoruz. Bizim yoğurtlu kömbelerimizin ocakları anam Ayşe Dezdem. Selam olsun buradan emmim kızına. Herkese nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız biz de iyiyiz. Arkadaşlarım, sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Buradan herkese selam olsun. Yurt dışı, yurt dışı. Herkese selam olsun. Yoğurtlu kömbe bizim orada meşhur. Bilmeyenler çoktur. Burada ben Antep'te duruyoruz mesela. Antep'te de bilmeyen çok arkadaşlar. Bilen hiç yok. Bilen hiç yok değil mi? Mesela Antepli damadım. Denk geldikçe böyle bize geldikçe sunar böyle yediği asla yemez. Hiç yemez. Mehmet damadıma burada selam olsun. Yani alışkın değiller arkadaşlar. Bilmiyorlar. Bizim orada bayram deyince akla yoğurtlu kömbe gelir. Osmaniye'nin komple her yerinde yoğurtlu kömbe, sarı hurma, bayram kömbesi vazgeçilmezimizdir arkadaşlar. Bayramda mecburi yapılır. Bayram harici aralarda da yoğurtlu kömbe yapılır, yenir. Evet. Ama en belirgin yeri bayramdır arkadaşlar. Ve bayramımız da geliyor çok şükür. Orucumuzu yarıladık. Güzel gitti, hava güzel gitti. Allah yardım ediyor, kulunu darda koymuyor, şükürler olsun. Yani güzel havalarda oruç çok tutuldu, güzel çok güzel gitti. Hissedilmedi, maşallah. Hissedilmiyor. Biz de bugün uzun zamandır yapmıyorduk yoğurtlu kömbeyi. Kaç oldu aslında, birkaç defa yaptık. Çekimini yapmak istiyorduk biz. Kısmet bugüne inşallah, kısmet olursa çekip paylaşacağız arkadaşlar. İnşallah. Ve yoğurtlu kömbemizin aşaması çok bir zor süreci yok. Çok ağır bir işi de yok. Yoğurdu torbaya koyup süzdürüp şekeriyle karıştırıp hamur açıyorsun arkadaşlar. Öyle bir zorluğu yok. Yapılabilir ve müthiş bir tadı var. Denemeyenlerin denemesini buradan tavsiye ederim. Yine detaylı bir tarif vereceğiz biz. Mutfağımıza geçelim. Ya Allah kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağdan mı başlayacak? Bir sana ya bu. Nasıl ediyor şimdi Çiçek Hanım?
Bir tabak taze yağ ılıttık, koyduk bura. Tamam. 3 bardak süt. İki tane kömbe için arkadaşlar. İki tane yoğurtlu kömbe için. Bir tane tereyağı. Ya yani bir topak yani. 3 çay bardağı süt. Bir çay bardağı tayın. İki yemek kaşığı. Şeker. Şunu da bir çay bardağı kadar koyacağımız. Bir kabartma tozu. Aldığı kadar da un mu? Aldığı kadar un. Sen karıştır Güllü. Tarifi bu arkadaşlar. Çok kolay ve mükemmel derecede lezzetli. Yok böyle bir yoğurtlu kömbe diyebilirim yani. Aslında tavsiye de ederim. İnşallah yaparsınız ve beğeneceğinizden adım kadar da eminim. Yapmayana pişman oldu diyebildik. Aynen öyle. Adı çıkmamış. O baklava bu da. Antep'in baklavası gibi. Baklava kadar da lezzetli değil mi Çiçek Hanım? Çok güzel. Baklava Hanım ben danışmam demeyeyim de baklava da yerinde benim yanımda. Çok güzel. Hem çok bir zor işi de yok öyle. Bir hamur açıyorsun tepsi büyüklüğünde. Hepsi o. En zor olan o yani. Başka zorluğu yok. O da elinde açılıyor zaten. He. O kloagen istemiyor. Elinde bile açılıyor. Yani çok vaktin almıyor. Ve yoğurdu içinde yoğurt bu şekilde süzülecek arkadaşlar. Buna önemli olan şeker katılması. Şeker katıyoruz biz buna yoğurdumuza. Süzülmüş yoğurt iyice bu şekilde süzecek üzer için. Bu hamuru yoğurtlu kömbemizin hamuru için üzeri de yoğurt ve şeker olacak sadece. Aldığı kadar da unumuzu ekleyeceğiz hamurumuza. Durun ya. Al şekerimizi. Çok güzel oluyor. Bayram geliyor. Şimdi pastalarımızı yaparız artık. Allah kısmet ederse inşallah. Yavaş yavaş başlarız. Son bir hafta içinde pastalar, kömbeler yapılmaya başlar. Pastamızı yapalım. Bunu yapmak. Marketlere malzemeler gelmiş Çiçek Hanım. Pasta malzemeleri çeşit çeşit. Allah inşallah şimdi kızım çekecek. Pastamızı da yapacak. Ben pasta yapmazsak belki bir sarı hurma yapsak mesela. O da olabilir. Sarı hurma da ekleyebiliriz. O da çok güzel oluyor. Ben sarı hurma da çok seviyorum. Olabilir. Öncelik bunu yaptık ki bunu tekrar pastalarla beraber ağır olmasın, zor olmasın diye. Önce bunu yapıyoruz. Bunu alan bayramda yapmak. He. Ya biz canımız ne zaman isterse o zaman yapıyoruz arkadaşlar bunu. Tabi bayramlarda da yapılıyor. Hamuru bu şekilde. Güzel oluyor kızım. Hı. Hamuru da pastanın hamırım oluyor çünkü. Bugün bir hamırım oluyor. Avcarı yok ya. Hamuru bile böyle yapıp yiyebiliyorum. Ya bir işte tereyağı bundan, varsa güzel olur. Ya bundan pasta da kömbe de yapabilirim ha bu hamurdan. Bizim köy kömbesinin hamuru da böyle oluyor değil mi? Böyle oluyor ha. Bunun yüzüne pasta yap, küncüyü de bayram pastası kömbesi bizim orada. Arkadaşlar biz böyle ilkokula gidiyorduk. Eskiden anamgil köydeydik. Bir torba köy kömbesi derdi. Bayramda ederdin değil mi Çiçek Hanım? Bir torba ederdik. Nerede? Yem torbası değil mi? Yok normal torba. Normal torbayla ederdik. O zaman tereyağımız da olurdu. İneğimiz falan vardı. Üstüne böyle kömbenin üstüne tereyağını sürer yerdik. Hatırlıyor musun Çiçek Hanım? Hatırlamam mı kızım? Hamirli anla ne derdik? Söğürde kakardık. Pastaya ışığa naça bitirirdik. Bir torba olurdu. Bir hamirli anne. İneğimiz vardı. Ondan da taze yağımız çıkardı.
Sabah kahvaltıda bu pastadan koyardık. Taze yağımızı da koyardık. Çocuklar üstüne sürer sürer yerlerdi. O zaman çocukluk aklı bence şey yapardık. Biz niye somun almıyoruz? Biz hep kömbe yiyoruz. Ama şimdi sorsan kömbe mi somun mu diye kömbeyle o tereyağını vazgeçmem. Değil mi? Kesinlikle Çiçek Hanım. O zaman biz söylüyorduk. Biz somun istiyoruz. Biz kömbe istemiyoruz. Gelir de alırdınız da. He. Canım sağ olsun. İşte anam gibi o zaman derdi. Bak bunu bulamazsınız. Bunları yiyin. Bunlar kimsenin eline geçmiyor. Ama işte elinden gittikten sonra bir şeylerin zaten kıymetini biliyorsun ya. Önemli olan elindekin varken kıymet bilmek. Biz hep zaten gittikten sonra kıymete bindiriyoruz ya her şeyi. İnsan oldu öyleymiş. Ölene kadar mesela bir insan sevilmezmiş. Öldükten sonra vay şöyleydi, vay böyleydi deniyor arkasında. Var mı? Sağken yaşıyorken her şeyin kıymeti bilinecek. İnsan kıymeti, her şeyin. İşte yanlış ettik. O zaman biliyorduk mu ki böyle olacağını, böyle olduğunu? Ne? Kaç yaşındaydık Çiçek Hanım? 10, 12, 13 yaşlarındaydık işte. İşte orada yaptığımız kömbeye, pastaya burada yapamıyor. He. Bizim oranın unuyla, budasıyla burası çok farklı. Hamurumuz bu şekilde. Şimdi bu hamurumuz azıcık dinlenecek, yarım saat. Yoğurdumuzu ayarlar. Fırınımızda kalıp başlarız şimdi. Fırınımız kızacak. He. İki tane kömber beze çıkıyor arkadaşlar. Muhtemelen şöyle ikiye bölecek Çiçek Hanım bunu. He. İki tane kömbelik yaptık biz bu hamuru. Yoğurt da iki tane kömbelik. İsteyen bir tane de yapabilir kalabalığı yoksa. Çuvalda da bilir. He. Çuvalda bilir, azalda bilir. Bundan az da olmaz bence. Bir tane olur anca. Biraz hamurumuz kabarması Hı. lazım. Yarım Hı. saat yeterli. Ya getir kızım jilatını çek ek yüzüne. Ya işte hacı. Nereden nere? Şimdi kalklım olsa da yapmam yani. Oranın unundan güzel oluyor işte kızım. Buranın unuyla olmuyor. Antep unuyla. Bizim oranın kömbesi olmuyor. Farklı. Jilatinimizi çektik. Hı. Şimdi mayalaksın bu kızım. Şekerimizi katak. Ona şekeri iki yoğurda ne kadar katacak? Bakalım sarılacak işte yoğurdu. Şöyle bir şey diyeceğim. Bir dakika Güllü. Çiçek Hanım, bu yoğurt iki tane buradan da mı kömbe çıkacak? Tahmininiz kaç kilo yani? Kaç kilodan? 5 kiloya yakın. 5 kiloya yakın. He. Yoğurttan 5 kilo var. 5 kilo diyelim o zaman. 5 kilo yoğurttan ya 4 kilo var bu bence. Var. 4 kilo yoğurttan arkadaşlar 2 tane kömbe çıkıyor. Süzdürdükten sonra. Hı, çırp bakalım. Şekeri çırp kızım. Hamurundan ziyade şu an bu kıvam önemli. Şekerine bakın arkadaşlar. Yoğurt bildiğiniz sapsarı olacak. Evet. Sapsarı olana kadar çırpmaya çırpılacak. Şekeri iyice eriyecek. Ağza gelmeyecek şekerler. O zaten yoğurt yiyor yani o şekerleri. Bak demin yoğurt beyazdı. Birazdan ben size... Keşke mikserine çekerdik. Bulduk mu yarın da. He. De neyse. Bulduk bari bu olsun. Olsun sıkıntı yok. Bre. Bak yoğurdu şeker almaya başladı. Sarı sarı biraz olmaya başladı. Birazdan iyice sarı olur. Çok güzel oluyor. Yapmalarını tavsiye ederim. Tabii kendiler bilir. Güzel bir pasta da yiyebilirler. Öyle müsaade de sunabilirler. Kendiler de yiyebilirler. Ağır aslında. Böyle hafif bir şey değil. Bizim oramızın bayramlarda misafire ikram ettiğimiz bir kömbe. Gelenek, görenek eskilerden kalmış, eskilerden günümüze gelen bir gelenek. Kaybetmemek lazım aslında. Sahip çıkmak lazım Çiçek Hanım. İşte her bayramlarda bunu herkes yapıyor kızım bizim Osmaniye'de. Ama biz de yapıyoruz şükür. Biz burada şınarlı 16-17 sene oldu mu? Devam ediyoruz yapmamıza.
Seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Geç ben aşire geldim miydi o? Sizin için yapıyoruz. Azıcık daha şeker atalım. Değil mi? Hı-hı. Ama sararmış ha. Şekerimiz az oldu o zaman. Bundan tam sap sarı olur artık. Heh. Ne taşar ne dökül. Yoğurdumuz güzel süzdü. Cıvık oldu mu yoğurt? Fazla süzmedi mi? Kömenin dışından tepsinin içine karalay. Üstünden karalay. İyice süzecek değil mi yoğurt? Çok güzel süzecek. Böyle çamur mu olacak? Katı olacak katı. Uymak mı güzel oldu görüyor musun? Çıp sen kızım iyice şekerini yesin. Sarı sarı oldu arkadaşlar bakın. Kıvam bu. İyice şeker yedikledikten sonra çok bir işlemi yok. Hamuru zaten hazır. Yoğurduk. Bu da üzeri için. Çok bir işlemi de yok dediğim gibi. Nasıl oldu Çiçek Hanım kıvam? Güzel oldu kızım. Şekerler iyice eridi ve sapsarı. Belki oradan net görünmeyebilir arkadaşlar. Baktığım zaman sapsarı oldu. Şeker kıvamında eridi. Bu da yeter. Fırınımızı taktık. Açım. Hamurumuz dinlensin. 10-15 dakikası kaldı. 10-15 dakika sonra başlayalım. Nasıl oldu hamur? Güzel. Dinlendi yarım hamurumuz. Yarım saat bekledik. He. Tepsilerimize de galetonu koyduk arkadaşlar. Yoğurdumuz da hazır. Yarım. Ve bezesi böyle. Biraz büyük oluyor. Normal börek hamur bezesine benzemiyor. Az daha mı var anne? Ellerine kınaya akmış ellerine. Gözlerine sürme çekmiş gözlerine. Çiçek Hanım, kınan burada ne güzel çıkıyor ellerinde. Fazla girmeyeyim mi? He? Fazla önceki mi girmiyor elime? Bak var yanar da evvel yanmıyor şimdi. Demek ki acı gınadan eski gına da kalmamış baksana. Bu şekilde arkadaşlar bezelerimizi elimizle tepsiyi dolduracak şekilde açıyoruz. Üzerine açtıktan sonra yoğurdumuzu döküp fırınımıza sürüyoruz. Hepsi bu. Çok bir işlemi yok. Bu şekilde arkadaşlar. Kenarlarına yoğurt dökülmesin diye hafif böyle hamurları kenarına çıkartmamız lazım. Çatal getirelim. O kadar mı koyucum? Yok yok koyucum. Koysana ya. Bekle kızım. Annem önce bir kem böyle koyuyor. Sonra çatalla yapıyor. Biraz daha koyuyor. Hmm. Ve hamur kabarmasın diye çatalla bu şekilde arkadaşlar. Tepsinizde böyle bu şekilde çatalla gezdirin hamuru derin. Yoksa kabarcıklar oluşur. He. Ortadan şişiyor, kenarlardan şişiyor. Ama bu şekil yaparsanız bir şey olmuyor. Genelde de kenarlardan oluyor değil mi Şişek Hanım? Kabarma oluyor bazen. Ve şimdi yoğurtlu kömemizin tam yoğurdunu koyduk bu şekilde. Hani krem şanti yapan da pastanın üstüne döken ya kalınlığı bence öyle olmalı değil mi Şişek Hanım? Aynen. Yoğurdun. Şöyle baktım krem şanti gibi duruyor yoğurt.
4 kilo yoğurt içti 2 gün yapılıyor. İyi süzecek böyle şekerle. İyice yedirilecek, dokunacak. Uymak kım olacak böyle yoğurt. Fırın oldu. Fırın ısındı. Piştikten sonra üzerine de tereyağı gezdiriyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor o şekil. Az zekat var yan aldı şu yağı da getir bana. Ha piştikten sonra değil mi? Yok. Ya tamam tamam. Gezdireyim mi lan? Gezdir. Ve yoğurtlu kömmemiz fırına gitmeye hazır. Hepsi bu arkadaşlar. Piştikten sonra başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yoğurtlu kömmemiz böyle yapılıyor. Kolay. Çok güzel. He. He. Misafirlerine ikram edebilirler. Biraz giderse uğraştırıyor ama mükemmel bir sonuç da ortaya çıkmıyor değil. Hiç uğraştırmıyor kızım. Yoğurdu torbaya koyuyorsun süzüğü. Şurada da, şurada da 300 çay bardağı sütünden azıcık tayandan çırpıyorum, karıştırıyorum. Aha ortalama bu çok iyi. Çok kolay, basit. Yapmak isteyene, zorsunmayana. Ben zorsunmadım, çok daha kolay. İşte bazen hani hamurunu soru neden olabilir. Belki ondan dolayı demek istedim. Ve yoğurtlu kömmemizin ilki pişti arkadaşlar, bıçağımız. İkincisi de pişmek üzere, az kaldı. Osmani usulü bayramların vazgeçilmezi mükemmel baklava tadında yoğurtlu kömmemiz. Meşhur olmayan ama inşallah bir gün yoğurtlu kömmemiz de meşhur olur. Aynı Antep'in baklavası gibi hak ediyor çünkü. İnşallah kızım. Mükemmel bir lezzet var ortada. Yemek isteyenler mesaj atabilir arkadaşlar. Buradan gönderebiliriz Antep içinde olana. Kimin canı çekerse. Zaten yemiyoruz dediğimiz gibi, her zamanki gibi. Kamera önünde hiçbir zaman yemiyoruz arkadaşlar. Ve çekim yaptığımız sürece de yemeyi düşünmüyoruz. Evet. Yani tadına bakmak için belki olabilir. Hani o ayrı. Ama geçip de kamera önünde yemeyi tercih etmiyoruz. Sunuyor ama sunumumuzu yapıyor ama kamera önünde yemiyor. Ya bir tarif veriyoruz işte, ne bileyim, milletin aklına fikir gelir. Bu da herkesin yapabileceği bir şey. Ve kömmemiz de böyle arkadaşlar. Kesecek mi çiçek adam? Yok dedim. Kızım, kesmeye gerek çıksın var mı? Öbür de çıksın da. Bir tanemiz kaldı arkadaşlar. Merhaba, yoğurtlu kömmemiz böyle. Ve bugünlük bizden nimetin dünyası olarak bu kadar. Teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum hepinize, herkese. Buradan benden herkese selam olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.